bir dakika. Baba baba, baba video buldum. Bunu geçen YouTube'da gördüm. Çaycı da atmış. Bak bu izlenir. Bir dakika durun. Abi saat 1 oldu. Zaman hızlı geçiyor demek istiyorum. Ya Varan. kimi kızım Varan? Canını yerim Varan. Sat komandosu filmlerdeki askeri sahneleri izliyor ve yorumluyor videosu. En sevdiğim. Namık Reis Benim güzel bilgiler de alırız belki Destekliyoruz seni Tukan abi demiş eyvallah Enes'cim Yayın bildirimi gelmiyor ben mi yapamıyorum Yayın bildirimleri kısmında Ayarlarda bir özellik var O özelliği kapatmanız lazım O özellik açıksa senin telefonunda Masaüstü bilgisayarında x bir yerde Twitch'in açık veya Notifikasyonu aktifse Oraya gidiyor ama diğer yerlere gelmiyor O yüzden bence en güzeli Mail notifikasyonudur Maillerinde açmaktır. Kötü günleri sana borçluyum bu kadar Tukan abi. Seni seviyorum demiş. Eyvallah kardeşim. bu arada izliyor musunuz böyle askeri filmi? Hepsini. Evde bütün hep askeri. Ha öyle mi? Tabii ya casuslu ya askeri. Yabancı Macera, fark tabii. Çok da güzel aşk. Reis ya. Şey olursa o tarafımızda kuvvetidir <laughs> Şey merhabalar ben namukekin e, yıllarca televizyonlarda program yapıyorum 12 yaşında asker olup 17 sene bahriyede SAS komando birliğinde kaldım ve o arada da judo karate kung fu tai boxu her an bir taşaklarımı vuracak gibi hissediyorum böyle koçuyu görünce ben hemen <laughs> altta doğru böyle Atış, halter, jimnastik, fitness, böyle filan böyle gidiyor. Bugün de sizlerle birlikte askeri sahneleri izleyerek elimden Vurdu geldiği çünkü. kadar hataları, sevapları daha iyi nasıl yapılır onları anlatacağım. Oy ya şu filmleri oturup bir daha izlemek istiyorum ya. Vallahi izlemek istiyorum ya. Söz izledim. Bak bir dakika söz dizi değil miydi? Sözü full izlemedim. Sadece YouTube'dan böyle bilindik sahnelerini izledim. Mesela örnek veriyorum. Bir tane sniper keskin nişancı var. Karakterin adını bilirsiniz. Onun öldüğü bir sahne var. Onu hatırlıyorum. Onların yine gözü bağlı, eller bağlı, gözü kapalı bir şekilde tak 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 avcı sağ solu vurup arkadaşlarını kurtardığı onları izledim. Ama böyle biraz sahneler şey ya bazı sahneler. Ya dizi işte yani anladın mı? Ama nefesti işte börüydü bunlar çok keyifli yani güzel yapımlar. Bunlar normal olabilecek şeyler. Herhalde bu asker işaret veriyor. Tamam. Rüzgar. Üç yönünden iki şiddetli. Mesafe 800 metre. Ya şu sniperların kendi kendine şiirler, konuşmalar yapması çok hoşuma gidiyor ya. Yani. Duralım. Bir sniper, iyi bir sniper mermiyi duvardan dışarı, pencereden dışarıda çıkarmaz. İçeriden, karanlıktan ateş eder. Böyle... Diyor ki bu namlu ucu gözükmeyecek diyor. İçeriden bakacak diyor. Çünkü Amerikan sniper filmlerini seyrederseniz daima içeriden Aynen öyle mesela var. ben. Dışarı doğru. Siz olsanız işitli bıçağı gırtlağına dayadıktan sonra mı vurursunuz, dayamadan mı vurursunuz? Aslında? Dayamadan. Önce. Değil mi? Ve bıçak da böyle toprağa dik gider yani, ekseri böyle. <laughs> Oğlum düşmez mi bıçak? Düş, düş, düşer ya. Masa altını şıt diye çekiyormuşum her şeyi. Saplanmadı çünkü. bir şeyde yatıyor tekalekte olan yerde silahları kendine duruyor iki tane ondan sonra onu öyle götürürken tak onlara da veriyor e zaten itenler onlar tamam mı ondan alıp kurup atana kadar iki kişi hani böyle tulumlarda ya başörtüyle kendi tulumunun içine içinde durabilirdi düşmanla çatışacağın zaman ileride sakladığın silahla veya başkasına duran silahla değil de senin en kıymetli şeyin silahın senin yanında olacak ama ben olsam hmm. askerlerime silahını ona verme kendin taşı o kendi silahını taşıdı. Bizim de askerde nöbet silahımız keleşi adam mutfağa saklamıştı amına koyayım işte. Hani ölü gibi yatıyor ya. O da makineyi gibi çıkacak ince bir çıkacak, Aklım hiç sinirleniyorum ya. Bıçaklama, kelle kesme sahnesi. değiştirme hareketleri var. Bravo. <laughs> Oğlum bu kanal Buran mı lan? Rica sakin ol. Bir şey yapmadım. Buran sesine benziyor. Literat B Burak mı? He. İnsan yıllarca hep bir omuzdan çalışırız biz askerleri ve o taraftaki gözü alırız. İnsanların yüzde 10'u solaktır. Bu tarafa alanlar de demek ki solak değilse muhakkak bir hata yapıyordur. Yani uydurmadan ateş ediyordur. Yüzde 10'luk bir tarafın var senin. Yüzde 10 iyi. Burada yüzde 90'lık bir tarafın var. Yani kendini duvara yaz. Bak bir de böyle açıkta durmak doğru Mantıklı. değil. Daima bir duvar. Plepçeti de açabilirsiniz bu arada. Duvarın arkasına saklanmak lazım. Ve onun iki avantajı var. Bir mümkün olduğu kadar çok... Hedefi hassas dokunu saklıyorsun vurmasınlar diye. Dolayısıyla ateş ederken de büyük avantaj sağlar kendine. Burada mesafeden laf edebilir. Kapalı mekan baskınlarında çalışıyorsun elinde tabanca vardı, 10 tane. Ya tabancayı da geçtim oğlum şimdi ben anlamam etmem ama birlikte yorumlayalım. Normalde böyle etrafı pencereli bina ortasında ortadan yürür müsün ya? Ne? Ben götümü yapıştırırım buraya böyle. Ya da hep duvarı takip ederim ya yani içeriden dönerim. Açık hedef oğlum her yerde. Çok biliyorum bu işleri ya ona göre ha. Kapalı mekan baskınlarında çalışıyorsun. Elinde tabanca vardı. 10 tane mermi atar veya 12 tane. Omzunda silah var senin. Şey kadar... hocam bu sniper var omzunda. İkinci silah S herhalde. Sniperci mi bu? Evet. O sniper'cı olsun. <laughs> <olmadı gülüyor> o zaman, zaman tamam. Bir dakika. Tamam parmakları iyi baş parmaklar. Bu parmak bu namlunun hizasında olacak. Bu da bunun üzerinde olursa, bunun üzerinde cere silah kavranır. Bu da iyi. Eğilmiş. İyi, bu iyi, güzel. Duralım. Kapıya vurdun ya, ikisi birden niye giriyor? <laughs> Çok güzel videolar. lan. Biri girsin bu tarafa kaçsın, öteki girsin bu tarafa kaçsın çapraz ateş yapsınlar. İkisi de aynı anda. Yani bir makinenin tüfekle ateş ediyorsa birisi, ikisi de ani gitmesi çok kolay. Ama girer girmez biri sağ biri sol olunca tamam mı? İki, çapraz ateşe çok daha etkili olabilirler ikisi de burada. Duralım yine. Dikkat ediyorsanız iki kişi buradan girerken iki kişi de oradan aynı anda giriyor. İki tarafta aynı anda ateş ettikleri zaman birbirlerini vurma birbirlerini çok fazla. Ne oldu? Onlar böyle ateş edeceği için buraya mermi atmayacaklar. Yanlara gitmeleri odadan çıkacakları çabuk avlamalarına yardımcı olur. Gibi daha teknikler var çok. Roket atıldı. İleride senin videom var ne ya? Ne? Ben ne alakası var videonun? Ben bunu ilk defa görüyorum. Çocuk çok güzel bak onları emniyete almış. Düşmana doğru bakıyor. O düşmanın dur... NPC'ler <laughs> ayakta duruyor. Bu şekli çok iyi değil açıkta. Ayakta böyle duruyorlar. Evet. Siper alıp saklanıp iki türlü siper var. Cover and concealment. Yani biri siper al, çukura gir, ağacın arkasına saklan, mermi gelmesin. Öteki saklan. Mermi gelebilir a, şeye dalların arkasına satarsın, yere yatarsın. Kamuflaj gibi olur. Yani kamuflaj da nedir? Bir dalların, ağaçların arkasına veya kendini kamuflaj edersin ama mermi yiyebilirsin. O yüzden oradaki düşmanın bir yere saklanması falan lazım veya onları hani aptal rolüne koyup. İşte bizim Ready or Not'ı, bak anlıyorum hani eğlenelim edelim ama ben Ready or Not'a girmek, gir girdiğimde şey oynamak istiyorum böyle, aşırı realistik oynamak istiyorum. Sağa bak sola bak doğru komutlar tak 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 tak. Simülasyon kafası oynamak istiyorum ama bir şekilde bize trole dönüyor oyun ya. Abi onu yapalım. E yapalım da Holmes senle şeyi oynayacağız. Polis oyunu. Lanet olası pislik. Bak şu. İzle izle. Pislik herif. Dur bak favorilere ekledim bu oynayacaklarım listesi bu bu hafta. Bak bu ben oynamıştım bunu. Burada koop gelmiş. Devriye atıyorsun. Birlikte suçlu mu değil mi anlamaya çalışıyorsun. İşte ceza kesiyorsun. Bildiğin polis simulator. Ben tek başıma de sıkılmıştım ama koop da çok eğlenceli olur. Böyle şapşal askerler rolü görüyorsa o zaman normal. Aa Amerikal Aynasız'ı da alalım lan. Ama üç kişi oynanıyor mu acaba onu bilmiyorum. Sıkılır lan Amerikal Aynasız oyunda. Biraz ağır bir oyun o. Beğenmemişti o abi. Yapma be. Ya şimdi o polis adam abi. Ona göre yorumluyor. Biz taş yapacağız. Böyle duruyorlardı demin dikkat değil mi? Bak demin biri indi ya aşağı öldü. O şey işte. Neyse dur aldı. video izleyelim mi? Hepsi konuşursun. birden ateş etmesi doğru değil askerin. Neden? Bir anda mermi bitince Reload. jarjurda durup hiç ateş yok. Hepsi birden jarjur değiştirecek. Altı kişi ise üçü ateş edecek. Onlar jarjur değiştirirken öteki jarjur olan ateş ederken onlar jarjur tamamlayacaklar. Baskı ateşi yani hiç ateş kesilmeyecek. Bunun doğrusu jarjör mü lan? Şarjör diye ben hep Jartiyer çıktı. Jarjör. Şarjörmüş ama tabii o belki şeyleri öyle vurguluyordur. O extraction. Çok iyi aksiyon Olabilir ben tabii. can Wick'ten alın bu? <laughs> Adam mermiyi dojladı lan. Ha bu demin ortaya çıktı ya bu. Yani ortaya çıkınca dört kişi... Bu filmin en güzel sahnesi baba. Bir tane çocuğu kurtarmak için bir odaya giriyor. Orada bir mücadele veriyor var ya böyle izlerken... Voo! Oldum yani hani bayağı evde kalkıp... Yumruklar yumruklar attım amına koyayım. Çok güzel sahne bak izleyin onu. Birden çıktı dikkat ediyorsan. Dört kişi gelirken böyle ortaya çıkmak yara alma bakımından çok tehlikeli. Bak şimdi çıktı ya birini vurdu. Biri, iki, üç tane adam vurdu. Biraz daha git bak üç tane adam çıkacak şimdi. Gördün mü bak? Üç tane adam çıktı. Halbuki buradaki duvarın arkasına saklanıp onu ateş edebilirdi burada. Şuradan siper alsın diyor yani. Bizde şeydir daima şey... mermi atladı. atladı. Kurşun yemeyecek şekilde saklan. Ama çıkacağın zamanda da orada birileri olması lazım. Fakat filmin ...cazibesi, satışı bakımından güzel bir sahne. Şey nasıl hocam? Dövüş stilleri vesaire. Güzel, güzel, güzel. güzel. Onları hep Aa. Çinli ve Amerikalı dövüşçüler, Japon... ...dövüşçüleri kiralıyorlar ya, onlar... ...advisor'lık yapıyor. Dövüş sahnelerini ayarlıyorlar. <laughs> Tüfeği boşa çevirmesi... ...atması falan böyle... Onu ateşe dayan, ötekine atması, tekme falan... ...o sahneler olabiliyor güzel ama... E, ...tabii iyi dövüşçüler biliyor ki biz hani bu kadar kalabalık adamla başa çıkmak öyle kolay iş değil tabi yani. Adam. Geliyor lan bunda da yeni filmi. Abi hiç böyle filmde oynamak ister miydin? İsterdim. Vallahi ya ben oyunculuktan biliyorsunuz vazgeçmiş biri olarak film sektöründe olmak için Ben diziden caydım yani. Ama o sıkı eğitim istiyor. Öyle selamun ya ben de oynayabilir miyim tabi Aha belim falan olmaz o. Ulaş teşekkür ederim. Dönecek ötekine falan. Tamam. Bak tek gidiyor görüyor musun? Kimse yok. Bunlar yaklaşıyor. Canmik tek başına. Görünce ateş ediyor görünce bak. O dönecek onu atacak o tekine ateş edecek. Evet. Namık hocam ya. <laughs> Orada o yukarıdan o aşağıdan o yukarıdan burada yakalayacak. Ondan sonra. Evet. Çinli. Lan dede efsanesi sen yaşıyor mu la? Amerikalı olan hocalar. Stinjay tam senin gibi he adam. Valla tam John Wick gibi adamsın. O yüzden Radio Ornat'ta senden yüksek performans bekliyorum. Ayarlıyor ama kalabalık düşman çıkarıyorlar ki ortasına şey çeksin, ilgi çeksin diye. Baboli de gifti kaptı. Yapılan hareketlerin hepsinde minderde şeye çalışıyorlardı. Judo, karate, aikido, MMA. Eğitim sahneleri. Kaç gündür uykusun çömez. Ooo Müslüm babayı söylediği sahne değil mi bu? Affet beni. Ya. Arkadaşlar içeriye sizin için masa kurdurttuk. Nefis yemekler getirttik. Sizin için koca koca buz küpleri getirttim. Tek yapmanız gereken şey biz sorduğumuzda Kağıtta yazdığınız cevap varmanız. Yat. Kağıtta yazılan adı söyle. Sıcak yemeğini yiyin, ye mışıl mışıl uyu. Bitsin bu ızdırap Bekir. Aa bu su bakın bu kadar kısa zamanda dökülmüyor. Yani bu su devam etmesi lazım. O havlu Namık Reis bir yapmış gibi. <laughs> o öyle tam randımanlı olmuyor. Onu yavaş yavaş dökeceksin. Veya iyice ıslanacak. Hava geçirmemeye başlayacak içerideki nefes almamaya. Böyle 3-5 damla falan atıp öyle bir işkence değil aslında bu yapılan. Sattar'ın 1962'de öğrendiği bir sistem. Vietnam'da da Vietcong'ları konuşturmak için Amerikalılar aynı işkence yapıyorlar havlu. Su boşaltıyorlar ama devamlı. E, ben de yaşadım. <laughs> Alıyorsun hava geçmiyor. Oo, yaşamış. o yaşamış. öyle bir şey yok. Yani bir. İkincisi o oynayan arkadaş da böyle su geliyor ya. <laughs> olmalı. Burada hani gayet rahat duruyor orta çünkü az, az su döktüler. burada biraz kısa yani çok. Damla damla. Ben dedim ya ben döksem başka türlü de kalır. <laughs> Bizim satta yapılan çok değişiktir. Düşman <laughs> size yemek sunmayacak. Pes ettiğinizde sıcak bir yatak vermeyecek. Acınızın... Gördünün ne kadar döküyor o Söyle. Bayağı dökülmesi lazım. Ha bu işte bu olay doğru. Ama su az. Söyle bitsin bu işkence. Söyle. Affet beni gece vakti ay doğmuş süzülürken sabah kalmadan affet. Anladınız değil mi şeyi anlattım o. hani sonunda yadı ya o orada olacak yani işkence sırasında olacak. Yani işkence sırasında sürekli öylesin yani diyor <laughs> çok zor. Lan bunu aslında denemek istiyorum ha. Yani bir gün bir evde mevde biri yapsın bana oğlum ne, nasıl bir şey olduğunu çok merak ediyorum. Ayaküstü üstü koyuyorlar yapıyorlarken ağzıma sıçıyorlarmış. Olmuş lan bunu bende denesen lan harbi merak ediyorum nasıl bir ne, yani nasıl bir his o. Ama çekmen lazım Amına koyman yani öyle devam ölürüm ölürüm. Namık Hoca yapsın yok abi bak Namık Hoca eğitimci adam tamam mı bunları yaşamış adam. Benim o taşaklarımı vurduğu zaman ben onu anladım. Yani boynumu sıktığında biliyorsunuz ben hatta izleteyim. Çok seri kanıt. Alpis Edit Namık Ekin. Bak şimdi. Hangisiydi o ya? Bir dakika dur. Bulacağım hemen. Abi bunlar hep yeni ev ya, yok mu bunun videosu? Bana bir atın be. At at. at. Bak şimdi size bir sahne göstereceğim. Insta'daydı da vardır bir yerde. Oğlum Vietnam Flashback'te bir edit vardı. Taşaklarıma vurduğunu göstermeyeceğim oğlum. O, o, başka. O onu görmek istemiyorum. Boynumu kitlediği ve bayılttığı bir sahne vardı. ya yani bayıltmak üzereydi. Adam ayarını o kadar iyi biliyor ki. Evet Alpisi videoları yeni. Dur atsın da bir. Abi ne, nerelisin? Ben İstanbul'da doğma büyümeyim. Aslen ağrılıyım. Heh, attı. Kubak. Bari neyi merak et. Boğma arkadan Eyle yakadan boğma var. Park tek elle boğma. Yani şöyle dön bak boğmayacaksın. boğmayacağım. boğmayacağım. <laughs> yani boğmayacağım diyerek beni nasıl boğduğunu izleyeceksin. Boğmak için şu yakayı alıyorsun ya şurada. Tamam. Bunu buradan böyle çekiyorsun. neden Namık Ekin yapmasın dediğim an geliyor. Bu. Reis geçmişteki bütün düşmanlarını düşünüyor burada anasını <laughs> 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 Bu da pes etmeyi. Şey. Bak şurada şöyle oldum ya bak. O mimikte gözüm kararmıştı artık yani yıldızları görmüştüm. Fena. Orada güya bana öğretiyor onu. Ama o kadar iyi biliyor ki şuradan damardan kolla bir sıktı gitti. Abi yakışlığın artmış ya oğlum orada çünkü 400 kiloyum. Çok <laughs> artık çünkü böyle çıkardınız, sonradan rol oldu belli oluyor bunun. Burada en fazla boğulursunuz, bayılırsınız. Resüsatör var cihaz. ...ağzınıza takıyorlar şeyi... Aa, ...o solunumu yaptırıyor size... ...hemen diriliyorsunuz... ...oha... ...bir dakika dur dur... İşkence'nin detaylarına girdi dur... ...o hani sonunda yağdı ya... ...o orada olacak yani... ...işkence sırasında olacak artık... ...çünkü... ...böyle çıkardınız... sonundan rol olduğu belli oluyor bunun... ...burada en fazla boğulursunuz... ...bayılırsınız... ...reçizatör var cihaz... ...ağzınıza ha! takıyorlar şeyi... ...o solunumu yaptırıyor size... ...hemen diriliyorsunuz... ...boğulsanız bile... ...mesela orada... <laughs> ...rahat ya boğuluyorsun bayılıyorsun veriyoruz oksijeni ayılıyorsun yani burada hani... olsam bir resisatör cihazı var ya sultanım hortumu filan duruyor ağızlık falan onu korurum halkta bilmesi lazım ki askerlerin annesi ha bunlar çok eğitimli ya ilk yardımı var orada ambulans var falan böyle hani güzel ya benim oğlumu böyle körü körü yanlış eğitimler verilmiyor orada bir suni teneffüs çantası bir su asubayı subayı beyaz önlük girmişler yani, korun ben mesela oraya gazisin sağ bacak komutanım bana ne Parkuru tamamladın acıyor mu? Bu sahneyi de hatırlıyorum. Acıyor komutanım. Bana ne? Yoruldun aksıyor mu? Biraz aksıyor komutanım. Bana ne? Koş! Koş Bekir koş! Devam! Emredersiniz komutanım. Filmlerde çok görürsünüz. Amerikan filmlerinde, Vietnam filmlerinde, İkinci Dünya Harbi, Kore Savaşları'nda falan yapılmış filmlerde böyle. Reklam mı yediniz? Eğer birisinde bir ligament yırtıyor. Lan reklam yediler bekle. varsa bir fraktür varsa bir çatlak tear dediğimiz yırtıklar varsa o yırtıkla bu çocuğu koşturuyorsanız ve ne olduğunu bilmiyorsanız burada ki bilmiyor? Böyle tamam, bokun çıkarmayın. Bir daha reklam yazmayın. Yine yanlış. Adam sakat tamam anlıyoruz rol icabı yani sakat kendi bizim askerler çalışır falan. Yani, burada ama, o vurgu yapılıyor çocuğu ya kaybederseniz ya hastaneye gider 3 ay kalır falan. Sakat birisini sakat sakat koşturmak e, bu filme puan kazandırmaz. Bir de size dışarıdan bakanlar seyirciler acıyarak bakarlar. Ondan sonra oğlu askere gideceğim an oğlum komando manolma boş şart falan derler böyle çok olaylarla. Hmm. Kaydoluyoruz. oluyoruz. Görevde olacağım tatlı olacak Bekir. Gözlerin dolacak. Hadi Bekir. İşleri sızlayacak. Bak şimdi sakattı iki ayağını koyup koşabiliyor falan böyle. Bakın görüyor musun? Şey, şey yok kaynadı kaynadı. Görüyorsunuz değil mi normal koşuyor gibi. Bekir Özbey. 30 saniye içinde burada olmazsan. Arkadaşını uzu da ederim. Şimdi bu çocuk sakat sakat 30 saniyede buraya gelemezse atılacak mı o evet, yani? evet, arkadaşından. Ha, sen bunu gidiyor hem sakat ceza. Bu donate'i çok önceden okudum yeni düştü bu. Bu banlanan arkadaş. Burayım parayı açayım manı demiş ama. Daha biliyorsun. Hem 30 saniyede oradan buraya geleceğini nereden biliyorsun? İyi bir tabii bunlar yani senaryoyu yazanlar iyi bir eğitimci olmadığı için dersin ki ona buraya gelemezsen Kesin tamam mı? her şekilde geleceksin Sü Sürünerek olsa geleceksin. Adam atar kendini sürünerek gelir. Mesela bizde şey vardır esir kampından kaçış. Elini arkadan bağlarsın, ayağını da arkadan bağlarsın. Ayağını bir de boynuna bağlarsın. Yılan gibi kaçma vardır esir kampından omuzlarını kullanarak. Böyle gece aşağı yukarı 400 metre gidersin bir saatte. Senaryoyu bir askere yazdırabilirsin. Ama o asker anatomi, fizyoloji ve insanın kapasitesini bilmesi lazım. Arkadaşınız... E gayet güzel koşuyor görüyor musun? Yani? <laughs> i̇lk başladığında gördün mü nasıl koşuyordu? ilk evet. İlk başladığında koşuyor şimdiki bak koştuğunu görüyor musun? <laughs> Hiç alakası yok. Yani o zaman da sekmeli, yere düşmeli. Orada artık sürünerek Evet, daha güzel bir falan, sahne bir olurmuş bu şey. arada. Vurabilecek misin? ıskalarsan işin biter, evine gidersin. ıskalamam komutanım. İlk keleş atışımı hatırlıyorum bak aynen böyle yatırdılar bizi. Bizim Ömer Üsteğmen başımızda anlatıyor işte. Öncesinde çok eğitim aldık zaten de. 200 metre atışı yapacağız. Ulan 200 metrede zaten hedefi ya az önce gördüğünüz hedef böyle bu kadar. Şu kadarcık gözüküyor. Dürbün mürbün yok düz sıkıyorsun yani. Ulan şu şeyi bilmiyorsun. Keleş ne kadar teper. Çeleş ne yapar nasıl bir gürültüsü vardır bilmiyorsun. Kulağa takıyorsun şeylerden ama yani hani bilmediğim bir şey. Şimdi nedir teknikleri bunun? Nefes kontrolü, parmak ezme. Ya yani parmağı ezmen lazım. Böyle tak tak basmıyorsun yani böyle ezerek. Hep bize şey derdi Ömer Üsteğmen. Tetiğe ateş edeceğin anı sen bilmeyeceksin der. Kendiliğinden ateş edecek o silah der. Ezeceksin. Nefesini tutacaksın, hedefe nişan alacaksın. Bir anda patlayacak silah. Sen bilmeyeceksin. O zaman 12'den vurursun derdi. Öyle, öyle 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 öğreniyorsun tabii en sonunda. Tabii silahta da şey önemli, kalibrasyon. Biz hep kalibrasyonu bozuk silahlarla ateş ettik. Sonra onları böyle çarşaf açarak, işte üçgeni tamamlama mevzusu. Mesela sen hedefe nişan alıyorsun, üç tane sıkıyorsun ama arkaya astığın çarşafta üçgen sağda kalmış bir daha sıkıyorsun bir daha sağda kalmış. Diyorsun ki tamam lan mermide yani bu silah sağa sıkıyor. Onu hemen tık, tık 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 orada ayarlıyorsun falan filan değişik. Beşte kaç yaptın? Ben iki ben denetlemelerde bizim kısa dönemlerin neredeyse hepsi ben çok atış yaptım bu arada şansa yani. O konuda çok şanslıyım. Bana keskin nişancı rozeti verdiklerinde ya keskin nişancı şey sanmayın amına koyayım böyle işte ooo, alkış 200 metreden keleşle hedefe üçgeni o mu denetlemelerde veriyorlar onu. Öyle aldım yani rozetim var cır çırtlı burada takıyorsun. İki tane keleş işareti var şey artık keleş mi bilmiyorum tüfek işareti var. Olursa böyle memlekette bir savaş durumu falan olursa seni daha öncelikli çağırıyorlar diye biliyorum. Allah korusun. İşte ben namı koşuyor o yüzden dedim. Ben de keleşteyim dedim. Alta bir yorum ben. bu yarraktaki özgüvene bak amına koyayım. Sat komandosu karşısında biz de keleşteyiz çekiyor. Yani espri yapmış tabii. Ben de altına yorum yaptım. Oğlum iyiydim lan. Rozetim var işte. Şansa çok fazla denetlemeye girdik. Ben altı ay askerlik yaptım. 2 ya da 3 defa mı ne? Denetlemeye girdik oğlum. E ne oluyor? Albay, malbay, denetlemeciler hepsi başına geçiyor sen çöküyorsun 200 metreden sıkıyorsun. Sonra e, şeylerle lantlarla gidiyorsun hedefine bakıyorlar. Aferin asker diyor böyle <laughs> yapıyorsun dönüyorsun. Çok enteresan ya çok güzel yani. de yaptım askerliği. Usta birliğim oradaydı. Kaç kilim var? Yani ne kile eğitimden bahsediyorum. Ne işim benim kille kil bir şey mi? Evet keleş demek doğru değil. Kalashnikov diyorlar zaten. Keleş denmez orada. Ama şeyleri çok özledim. Böyle oturup onları parçalayıp bakımını yapıp. Yani o silahın harbiden benimsemen lazım yani. Habire bakım yapıyorduk. Çarşafları yere seriyorduk. Bütün askerler 15 kişi 20 kişi bizim birlik. Oturuyorduk tek tek bakım yapıyorduk. Yağlıyorduk. G3 hiç kullanmadım yok. G3 yoktu bizde. Vuramazsak ne oluyor? Şimdi vuramayan çok asker vardı. Iki. Bir şey olmuyor. İşte sana vuranlara... Ee, ödül niyetinde bir kağıt veriyorlar. İşte tebrik kağıdı, keskin nişancı arması falan filan imzalı böyle. Onu veriyorlar. Duruyor hepsi yukarıda. O diplomalarımın arasında duruyor. Bir de rozet veriyorlar. Onu cırt cırtına takıyorsun istersen de takmadık biz. Bedelli mi yaptın? 6 ay yaptım oğlum. Bedelli yapmadım. Bedelli 6 ay olur mu amına Öyle. Şu bakalım sniper'da mesela ne diyecek? kumludur asker. Beş saniyen var. Beş, dört, üç el ateş edeceksin. Üç. Şimdi böyle birisine eğitim yaparken eğitimde basitten zora doğru giden bir sistem kullanmak lazım. Bu olay o ilerledikten sonra e, iyicene çok iyi sniper, çok iyi nişancı olduktan sonra. Ama en eğlenceli atış gece atışı baba. Bak size bir şey söyleyeyim mi? Onun atmosferi ya yani inanamazsınız yine aynı şekilde yatırıyorlar gece götürüyorlar seni akşama gü güneş battıktan sonra tam terimden hatırlamıyorum vardır beni izleyen şu an asker arkadaşlarımız işte görevde olanlar falan oluyor mesaj atıyorlar abi yeter be ya oğlum bir sus amına koyacağım bir dinle ya üç tane mesajım var üçü de yeter sıktı ya oğlum bu kadar sıkıldıysan çık git amına koyayım benim de germe ya Allah Allah salak herif tövbe tövbe bitmediler ya Ondan sonra diyorsunuz ki abone çete niye alıyorsunuz oğlum? Aldırtmayın işte. Anlatıyoruz. Muhabbet ediyoruz oğlum. Ben kahramanlık anlatmıyorum. Askere gittiğinde yaptıracakları şeyi anlatıyorum sana. Her 10 on insanın onunda yaşadığı şey bu. Boş boş konuşmayın oğlum ya. Kendimi övmüyorum yani. Yaşadığımı anlatıyorum. Ana olsun sana da yarın bugün askere gidersen gece atışı dediklerinde diyeceksin ki aa bak buydu işte diyeceksin. Tukan abinin dediği. Gece atışı şöyle. Bunları anlattım zaten önceden yatırıyorlar. Karanlık ama zifiri karanlık. O hedefleri görmüyorsunuz. Tabii 200 metreye denetmiyorlar orada. 25 metre, 50 metre falan diye gidiyor. Lant'ın, lant dediğim jip bu arada bildiğin eski askeri jip'ler. Çaprazdan ışığı açıyor, kapatıyor. Öyle ateş etmen lazım. Çok zor. Bir de ona fosforlu böyle bir nokta koyuyorsun. Gözgeze şeye, ucuna yani fosforik dediğim sadece onu görebildiği. Hedefi falan görmüyorsun zaten. Amaç şu. Işık yandığında hedefini gör, eğimini koy, ışık kapandığında da ezmeye başladığın için patlat. O kadar zor ki. Ama atmosfer çok iyi. O ışığı yakıyorlar, hedefi görüyorsun. Kapatıyorlar ışığı. Hani diyorsun acaba orada mıyım? Tak vuruyorsun. Benim gece atışım çok iyi değil mesela. Neymiş? Evet genelde onları kısa mesafe yaptırıyorlar. <laughs> tabanca da daha kısa. İlk tabanca atışını 25 metreden yaptırmışlardı galiba. Ya da onları komutanlar mı sıkmıştı hatırlamıyorum ya. Tabanca bize vermediler ya. Verdiler mi? Yok keleş de 25 metreden attırdılar. 50 metreden. Sonra 200 denediler. 200 öğrettiler. Tabii öyle hatırlıyorum. Gece atışında rozet var mı? Bunların hepsi paket. Ben denetlemede o armayı alabilmemiz sebebi gece de hepsini vurdum. 200'de de vurdum. Kısada da hepsini vurdum. O yüzden aldım o rozeti. Yani ilk gece atışına gittiğimizde iyi vuramadım. Anlamadım sistemi. Bir de komik olan bir şey var. O matla farları bir yakıyorlar. Yaktığın zaman ateş edenler oluyor tamam mı? Komutan bağırıyor. Işık açıkken vurmayın. Emredersiniz komutan diyor. 3 dakika geçiyor böyle. İşte nefesini alıyor komutu veriyorlar ışığı yakıyorlar bir tanesi böyle altı kişi yan yanasın pat bir daha vuruyor lan ışık açıkken vurmayın pat bir ses daha çıkıyor böyle çıldırıyordu komutanlar ya o gerginlik heyecan bundan dolayı oluyor onlar çok komik şeyler oluyor ya sonra akşam onların muhabbetini yapıyorsun şeydeyken yatarken. Ya ben ne bileyim amına koymuş, ışık koymuş, hedef vurar. Bir şeyler diyor adam böyle. Oğlum adam diyor ki ışık yandığında eğimi koy, kapanınca vur. Amına koy, çıkarım. <laughs> Çok komik muhabbetler var. Sallayabilirsin, su pışkırtılsın üzerine hortumla. Yağmur yağarken ateşe diye yapabilirsin. Bak engel o, atıyorlarmış. O yüzden toprak moprak atma işi sonradan olması lazım. Bir de biz 5 kısa dönemlik yanlış hatırlamıyorsam. 4'ü doğru o aldı. Uzun dönemlerde de 6 tane çok iyi nişancı vardı bizim şeylerden işte dönemden. Diğerleri hep kaldı zaten. 20-25 kişiden yanlış hatırlamıyorsam 9 kişi ya da 8 kişi aldı o rozeti. Sniper yere bakıyor, sağa falan bakıyor. Sniper nefeslenip tam karşıya odaklanmalı. Vücut pozisyonu çok iyi olmalı. Rüzgar, altimetre, atmosfer basıncı, kayış açısı, yaklaşma açıları bunlara... Aksan abi bin tane şey var ya absorber vardır yardımcısı. O da ona bilgiler aktarır. O da ayar mayar yapmak zorunda çok fazla kalmaz. 100 metreden bir tane bile tutmamış. Ben 200 e attım komutanım. Ya baba bak şimdi. Dürbünlü silahla 200'e vurmak bence çok marifet değildir herhalde ya. Keleş de vurduruyorlar yani. Vay. Sniper'da bugün 800 ile 1400 Heh, metreden, bak. 1800 metreden biz düşman vurabiliyoruz. Ama Kanadalılar şimdi yeni bir silah yaptılar. 3400 metreden vuruyorlar düşmanı. 200 metre de sniper için çok yakın bir mesafe. Artı biz sniper'daki en güzel şey çok güzel kamuflaj olup çok iyi saklanması. Yani o çalı çırpı. Oğlum şimdi bir düşünüyorum da cadde bostandan Fenerbahçe'deki adamı vuruyorsun oğlum arabayla 10 dakikada gidiyorum onu koyup. bile etkiler onu. Çok güzel saklanacaktı. Ben sniper kursundayken ve Noriyaga diye bir generali vuracağız hesapta He. yukarıdan gelirken çikolata yemişim. Bir de ton balığı yemişim, konserveyi gömmemişim. Çünkü sniper bulunduğu yerden kaçarken hiçbir iz bırakmamalı. Orada hiçbir iz bırakmayacaksınız. Üçüncü gece geldi benim beklediğim Namık Hoca gömmüş. Üç gün bekliyordum. O kadar rahat ki böyle durup da gündüz böyle hani kolaydır. Ama gece rüzgarlı havada yanında yaban domuzları dolaşırken üçüncü gün uykusuz kapan düşüyor böyle. Çok zor. E, dolayısıyla o çok daha zor bir şey. Bana bir sniper verseniz tüfekçi ben başka türlü yetiştiririm mesela. <laughs> Şimdi Amerikan, Japon her türlü Türk filmlerini seyrediyoruz ve yıllardır gerek eğitim filmi olsun gerek savaş sahneleri çok iyi provalar yapıp detayları böyle ipuçları vermeden ve saçmalamadan, fantaziye kaçmadan seyirciye can bük mesela. Ne kadar güzel planlanmış sahneler, hiç böyle hataya az yer verilmiş ama ve beş kişinin içine dalıp da tabanca onu atıp buna ayküde, buna judo, onu öldürüp oradan filan bilmem ne. Tabi biz biliyoruz ki bunlar seyirciye hoş gelen şeyler ama mantığa uymayan saçma şeyler de var. Onlarda da seyirciler gülüyor biliyorsunuz ya yani filan diyor. Amerikalıların yaptığı gibi her filmde bir askeri danışman. Ama öylesine askeri danışman değil yani. Cephede savaşmış insan da olur. Savaşmamış ama bu işi çok iyi bilen insanlar da olabilir. Hmm. Ee, böyle yaparlarsa e, bizimkiler de çok güzel filmler yapacağına inanıyorum. Ben çağırdığınız için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Adam! Bu arada benim kanaldaki... şu yani bu yayını izlemediyseniz bence izleyin. Burada ben konuşmuyorum bile zaten. Namık Hoca bir anlatıyor burada. Bak 4 saat. 4 saat dinleyin yani bunu. Çok güzel. İzlemeyenler varsa mutlaka izlesinler. Burada güzel bir anımız var. Çok değişmişsin abi. Ne tip olarak mı? Ya oğlum şişmanım sadece yani. Bir fark yok. Üzerindeki de harbi gerçek sat montu ha. Ya i, i, izleyenler çoktur. İzlemeyenlere şey söyledim. Güzel video yani. Hatta bak burada o. Abi çavuş olarak askerlik yaptın. O adamın yanında ben de keleşte çok iyiydim diyebilmek nasıl bir özgüvendir? Ne güldüm beyazmış. Yani taş yak mı yapmış yoksa latif <laughs> anlamadım. <ya. gülüyor> Bayağı sikmiş beni aslında burada da. Ben onu övünmek için söylemedim yani. O adam zaten asker adam anlıyor yani orada benim ne demek istediğimi. Ark ben ne anlatıyorum millet yine benim kilomda ya. Oğlum. Ama koca kendi rolümü de alın hayatını hiç atlamadan izledim tek video olabilir. Gerçekten harika bir içerik. Bu güzel bu. Bunu izleyin ya. Bayağı bir şey katar. Komik yani. Anlatımı da çok iyi Namık Hoca'nın.